taze soğan var. Yok. Domates var, domates var. Taze yumurta. Yumurta içi, yumurta içi. Ciğer ciğer. Taze yumurta. Kaç tane? Bre buraya bak. Buyur Kadir. Al şu ciğeri. Hadi al şu ciğeri. Hadi al dedim be adam. Baş üstüne Kadir efendi. Ne kadar istiyorsun abi? Yapamıyorum. Yapamayacağım. Taze 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 taze. Beceremiyorum. Vazgeçemiyorsun. Kibrini kıramıyorsun değil mi? Hocamın her dediğini kabul ediyorum. Aklım alıyor. Ama ben bir kadıyım, yapamıyorum. Beceremiyorum. Yapmalısın. Kibrini kırmak, huzuru bulmak, iyi kul olmak için yapmalısın. Sen bunun için hocamıza söz vermedin mi? Kurtulmanın tek yolu var, o da teslim olmak. Şüphesiz ve tereddütsüz teslim olmak. Ciğerci! Ciğerci geldi, ciğerci! Ciğerlerim var! Ciğerci! Taze ciğerlerim var. Delikanlı al. Ciğerci. Ciğerci geldi. Ciğerci. Yazık oldu bizim Kadı'ya. Aklını kaçırdı zavallı. Hemşerim. Evet. Al bakayım bir tane. Buyurun. Hadi testleme şunu. Afiyet. Al bakayım. Bir o kadar kara soğan. Sağ ol. Hadi pazar ola. Biber var mı? Ciğerci. Ciğerci geldi. Ciğerci. Taze ciğerlerim var. Gel otur evladım. Mahmut, evladım. Sokaklarda aylarca ciğer sattın. Ahalinin alaylarına, hakaretlerine büyük bir sabırla katlandın. Nefsinin bütün aşırılıklarını iraden ve sabrınla görmezden geldin. Her emrimi sebep sormadan yerine getirdin. Hem bu kapıya hem de gönlümüze girdin. Senden memnunuz. Dostlarım, kardeşlerim, yaptıklarımız güzel olsun,
hoş olsun. Allah için konuşan, Allah için dinleyen, Allah için çalışanın mükafatını Allahü Teala verir. Bütün işlerimiz ya Allah için olmaktadır veya nefsimiz için. Allah için olmak hoş, nefsimiz için olmak felakettir. Bugün dostlarımıza ziyafet verelim diye düşündük. Herkes bir tavuk alsın. Hiç kimsenin görmediği bir yerde kessin, getirsin. Hadi durmayın. Allah razı olsun. Nerede kaldın evladım? Biz yemeği yedik bile. Ne o? Sen tavuğu kesmemişsin. Hocam, sizin emrettiğiniz gibi tavuğu kesmek için kimsenin görmediği bir yer aradım. Ancak o yeri bulamadım. Dostlarım, içinizde en doğru ve manalı hareket eden Mahmud olmuştur. Kimsenin görmemesinden kastım, gizli kalma imkanının hiçbirimize nasip olmayacağını öğretmekti. Allahu Teala bize şah damarımızdan daha yakındır. Ondan gizli saklı hiçbir iş yapılamaz. O her şeyi gören ve bilendir. Yapıyor bunları? Nefsinin kibrini kırmak için. Çünkü o kibirle Allah'a yaklaşılmaz. Peki bunun için bu işkenceye gerek var mı?